Kararı 13 Şubat 2024 tarihinde saat 14.28'de Erzincan İliç'te Anagold'un işlettiği altın madeninde yaşanan felaketle ilgili yaptığımız araştırma sonuçlarını bugün sizinle paylaşacağım. Aynı zamanda İliç raporumuzu bugün Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e takdim edeceğiz. Ardından ilerleyen günlerde sizinle paylaşacağız. Değerli basın mensupları, Erzincan İliç altın madeninde yaşanan felaket bir doğal afet değildir. Toprak kayması veya heyelan da değildir. Bu felaket siyanür içerikli milyonlarca ton yığın liç malzemesinden oluşan yapay bir dağın kaymasıdır. Yığın liç sahasının yüksekliği 200 metrenin üzerine çıkmıştır. Bu berbat bir dünya rekorudur. Dünyanın en tehlikeli ve en yüksek yığın liç sahasıdır. Yığın liç sahasının bu yüksekliğe çıkmasının sorumlularının başında dönemin Çevre Bakanı Murat Kurum gelmektedir. Göçük altında 9 insanımız kalmıştır. AK Parti hükümeti bir kez daha arama kurtarma faaliyetlerini eline yüzüne bulaştırmıştır. Afet sonrası yönetim krizi oluşmuştur. Türkiye tarihinin en büyük çevre felaketlerinden birini yaşanırken Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki bölgeye 172 saat sonra, bir hafta sonra gelmiştir. Bu sürede İstanbul'da iş insanlarıyla toplantılar yaptığı, Adana ve Osmaniye'de kurallara katıldığı, ziyaretler yaptığı tarafımızca tespit edilmiştir. İkinci kapasite artışına ve yanlış pek çok uygulamaya imza atan dönemin Çevre Bakanı Murat Kurum, hala Türkiye Büyük Millet Meclisi Çevre Komisyonu Başkanı olduğu halde felaket bölgesine hiç gitmemiştir. Bu da Murat Kurum'un suçluluk psikolojisinin bir sonucudur. Ayrıca Murat Kurum'un hala Türkiye Büyük Millet Meclisi Çevre Komisyonu Başkanı olması abesle iştigaldir. Acilen istifasını istiyoruz. Değerli basın mensupları, Anagold şirketinin %80'i Amerika ve Kanada borsalarında işlem gören SSR Mining ve %20'si AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Çalık grubuna bağlı Lidya Madenciliktir. Aynı liç sahasına başka bir ruhsat sahasından oksitli cevherini getirip yığma yapan bir şirket daha vardır. Bu şirketin adı da Kartaltepe Madenciliktir. Yani kayma yaşanan yığın liç sahasında bir değil iki şirketin üretim baskısı vardır. Değerli basın mensupları, felakete giden yolun taşlarını döşeyen Anagold ve Kartaltepe şirketlerinin işlettiği madenlerdeki ikinci kapasite artışı için dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un ÇED olumlu kararı verdiğini belgesiyle tespit ettik. Bu kapasite artışıyla yığın liç sahası patlamaya hazır bir bomba haline gelmiştir. Felaketin gerçekleştiği yığın liç sahasında kullanımda olan 4 faz bulunmaktadır. Dönemin Çevre Bakanı Murat Kurum'un onayıyla yığın liç sahasının 5. ve 6. fazları inşa edilmediği halde inşa edilmiş gibi gösterilerek sahanın kapasitesi kağıt üzerinde 85,3 milyon tona çıkarılmıştır. Oysa kullanımda olan ilk 4 fazın kapasitesi 58 milyon tondur. Ve bu kapasite
Kartaltepe Madenciliğin ikinci kapasite artışı nihai ÇED raporuna göre 2021 yılı Ekim ayında dolmuş durumdadır. Yani son 2 yıldır bu liç sahasına fazla yükleme yapılmıştır. Bu aşırı yükleme hem Anagold hem Kartaltepe şirketleri tarafından yapılmış, bakanlıklar süreci doğru düzgün denetlememiş ve sonuçta kapasite fazlası üretim ve denetimsizlik nedeniyle yığın liç sahası yıkılmıştır. Değerli basın mensupları, şimdi tesisin ve sahanın haritası üzerinden hem yığın liç sahasının nereye yıkıldığını aynı zamanda da fazlarını size göstereceğim. Yığın liç sahası denilen kısım burasıdır. Burada kullanımda olan 4 faz vardır. Yani 4 kısım. Bu 4 kısım birinci faz, daha sonra üzerine ikinci faz kuruluyor. Üzerine 3. faz ve burada da gördüğünüz gibi 4. faz kuruluyor. Bu 4 fazın yüksekliği 200 metrenin üzerine çıkmıştır. Yığın liç sahasındaki malzeme siyanürü içerikli tehlikeli kimyasal bir malzemedir. Burası yapay bir dağdır. Ve felaket gerçekleştiğinde bu yığın liç sahasındaki 12 milyon ton malzeme, burada gördüğünüz şu anda kuru dere olan ve altında yeraltı sularıyla bağlantılı olan Sabırlı Deresi'nin üzerine bir kısmı yığılmış, diğer kısmı hemen yığın liç sahasının arkasındaki, o da 200 metre ayrıca derinliğe sahip olan manganez ocağının içine kaymıştır. Yığın liç sahasının bu 4 fazının kapasitesi 58 milyon tondur. Ve 2021 yılı Ekim ayı itibariyle bu kapasite dolmuştur. 5. ve 6. faz olarak planlanan bu kısımdaki inşaatlar henüz yapılmadığı için yığın liç sahası kapasitesi fiilen sahada artırılamamıştır. Ancak kağıt üzerinde artırılmış gösterilerek tesisin faaliyetleri devam etmiş. Yığın liç sahasına hem Anagold'un işlettiği bu tesis hem de Kartaltepe Madenciliğin işlettiği il için yine yakın bir bölgesindeki Çakmaktepe adı verilen bir alandaki ruhsat sahasındaki malzemeler getirilerek bu yığın liç sahasına yıkılmıştır. Değerli basın mensupları, ayrıca Erzincan İliç'te Anagold'un işlettiği altın madeninde yaşanan felaket sonrası AK Parti hükümeti yetkilileri çevre izninin ve lisansının iptal edildiğini açıkladı. Ancak açıklamadıkları ve gizledikleri bir kısım var ki o da Enerji Bakanlığı'nın Anagold'a verdiği 6 işletme ruhsatının iptal edilmediğidir. SSR Mining'in teknik raporuna göre Anagold'a Enerji Bakanlığı'nın verdiği 6 adet ruhsat bulunmaktadır. Bunlar altın, gümüş, bakır, civa, manganez, mobidyum ve kil ruhsatlarıdır. Bu ruhsatlar 2026, 2028, 2029 ve 2031 yıllarına kadar devam etmektedir. Bu ruhsatların iptal edilmemesiyle anlaşılmıştır ki AK Parti hükümeti sahaya ve toprağa yayılan yığın liç malzemesi kaldırıldıktan, taşındıktan sonra altın madeninde şirketin faaliyetlerine devam etmesine müsaade edecektir.
Değerli basın mensupları, Erzincan İliç'teki Anagolt maden sahasının tam altından Ovacık fay hattının Munzur segmenti geçmektedir. Maden sahasının sadece 16 kilometre güneybatısında Malatya fay hattı bulunmaktadır. Malatya fay hattı 7,5 büyüklüğünde bir deprem potansiyeline sahiptir. Aynı zamanda Altın Gold'un işlettiği bu altın maden sahasının 10 kilometre güneydoğusunda Ovacık fay hattı bulunmaktadır. Ovacık fay hattında da 7,4 potansiyelinde bir deprem üretme kabiliyeti vardır. Ve yine maden sahasının kuzeybatısında 10 kilometre mesafede Divri fay hattı vardır. Aynı zamanda da bu tesisin altında Sabırlı Deresi'nin olduğu bölgeden geçip tam tesisin siyanür havuzlarının da altından geçen Ovacık fay hattının Munzur segmenti bulunmaktadır. Yani nerede depremsellik açısından altın madenciliği yapılmaz, kimyasal içerik kullanılan madencilik yapılmaz sorusunun yanıtı Erzincan İliç'te Anagold'un işlettiği altın maden sahasıdır. Değerli basın mensupları, aynı zamanda MTA'nın 2013 yılında yayınladığı diri fay haritasına göre tesisin tam altından geçen Ovacık fay hattının Munzur segmenti görünmektedir. Ovacık fay hattı, Malatya fay hattı, Divri fay hattı 2013 yılı diri fay haritalarında bulunmaktadır. Ancak 5-22 Şubat tarihleri arasındaki depremleri de kapsayan ve 2023 yılı Aralık ayında yayınlanan MTA'nın şu anda da internet sitesinde bulunan diri fay haritasında altın madeninin tam altından geçen Ovacık fay hattının Munzur segmenti bulunmamaktadır. Tüm uyarılarımıza rağmen bu harita MTA'nın hala sitesindedir ve Munzur segmenti hala haritaya inatla işlenmemektedir. Değerli basın mensupları, ayrıca DSİ verdiği ÇED raporu görüşünde proje sahası herhangi bir içme ve kullanma suyu havzasında bulunmamaktadır diyor. Oysa ki saha Karasu Nehri ve Bağıştaş Havzası içinde yer alıyor. Haritada zaten bunu siz de yukarıda kendi gözlerinizle de görüp şahit oluyorsunuz. Öyle ki felaketten sonra toprağa yayılan siyanür ve ağır metaller içeren kimyasal içerikli malzeme yeraltı sularına karışarak Fırat Nehri üzerinden 9 il ve 3 ülkeyi geçerek Basra Körfezi'ne dökülüyor. Ve geçtiği her yere zehir taşıma riski barındırıyor. Erzincan İliç felaketinin merkezindeki isim olan dönemin Çevre Bakanı Murat Kurum adına imzalı belgeye göre felaket yaşanan yığın liç sahası inşaat denetimlerinin bakanlık adına özel bir şirkete yaptırılmış olduğunu tespit ettik. Bu dönem süresince 27 Mart 2022'de aynı liç sahasında bir başka kayma olayı yaşanıyor ve 21 Haziran 2022'de de siyanür borusu patlama olayı gerçekleşiyor. Bu olayların ardından denetimlerin yapıldığı, tüm tedbirlerin alındığı söylenerek 200 metrenin üzerinde yüksekliğe sahip
siyanür içerikli yığınlı sahası Murat Kurum onayıyla tekrar faaliyete açıldı. Değerli basın mensupları, bu altın madenini işleten şirkete sağlanan ayrıcalıkları saymakla bitiremeyiz. Bir yandan siyanür borusu patladıktan sonra yaklaşık 3 ay boyunca faaliyet durdurduk diyerek 16 milyon 441 bin lira ceza kestik diyen AK Parti, diğer tarafta sadece birkaç ay sonra bu şirketin vergi, faiz ve cezalarını silerek devasa tutarda kar etmesini sağlıyor. Şirketin silinen vergi, ceza ve faiz tutarı 7 milyon 218 bin dolar. Güncel kurla 222 milyon lira. Yani AK Parti şirketin bir cebinden 16 milyon lirayı alıyor, diğer cebine 222 milyon lira koyuyor. Bilirkişi ön raporu felaket sonrası yayınlandı. Daha doğrusu kamuoyuyla biz paylaştık. 11 tali kusurlu var. Bu 11 tali kusurlu da işveren şirketin yetkilisi ve taşeron şirketlerinin yetkilileri. Asli kusursa 5 kişinin üzerine atılmış durumda. O 5 kişi de şirketin çalışanı. Bildiğiniz gibi en son 2 mühendis daha tutuklandı ve tutuklanan kişi sayısı 8'e çıktı. Son tutuklanan mühendislerden biri Kaan Murat Akpolat, ODTÜ mezunu, maden mühendisi, ODTÜ'yü birincilikle bitirmiş ve yeni mühendis olmuş bir genç. Görülüyor ki AK Parti bir kez daha bu yaşanan felaketin tüm sorumluluğunu çalışanların üzerine atmak istiyor. Felaketin önünü açan, tüm onayları veren siyasi sorumlular yargıdan kaçırılmak isteniyor. Aynı zamanda ifade tutanaklarına göre çatlaklar olay günü sabah tespit edildi. Buna rağmen 12 ve 12-15 arasında patlatma yapıldığı görülüyor. Yığınlı sahasında 8 metre olması gereken basamak yükseklikleri aşılmış durumda. Yığınlı sahasında tasarımında hata şüphesi var. İlk kaymanın 33. basamakta olduğu da ifade tutanaklarında yer alıyor. Oysa Anagold'un resmi internet sitesine göre yığınlı sahasının her fazının her biri 8 metre yüksekliğine sahip 8 basamaktan oluşmalıydı. Buna göre hesaplandığında 4 fazda maksimum 32 basamak olması gerekiyordu. Ancak ifade tutanaklarında belirtildiği üzere ilk kayma 33. basamakta oluyor. Değerli basın mensupları, Çevre, Enerji ve Çalışma Bakanlıkları sahanın bu durumunu yeterince denetlemediği ve üretim baskısı yaratan bu tasarım değişikliğine de onay vermiştir. O nedenle yaşanan bu felaket siyasi sorumlular eliyle gerçekleştirilen bir cinayete dönüşmüştür. Felaketle ilgili çalışmalarımızı, araştırmalarımızı derinleştirerek sürdürüyoruz. Önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin İliç raporunu siz değerli kamuoyuyla ve basın mensuplarıyla paylaşacağız. Teşekkür ediyorum. Soru alabiliriz. Benzer bir şekilde içme suları ile ilgili ölçümleri yaptığını da açıkladı. Sizce tüm bu manzara itibariyle Fırat
Bildiğiniz gibi tesisin hemen yanında Bağıştaş Barajı ve onun da yanında Karasu Nehri bulunuyor. Karasu Nehri aynı zamanda Fırat Nehri'nin de bir kolu. Dolayısıyla Karasu Nehri'ne ulaşan her türlü zehirli atık Fırat Nehri'ne de karışmış demektir. Ancak Sabırlı Deresi ve Karasu Nehri arasında yığılan bu kimyasal içerikli malzemenin yağan yağmurlar ve toprakla olan teması nedeniyle Fırat Nehri'ne kadar ulaşması belirli bir zaman alabileceği ifade ediliyor. O nedenle de böyle bir risk çok yüksek seviyede olduğu için de şu anda DSE'yi şöyle size haritadan göstereyim. Bu bölgeye bir sedde kuruyor. Yani yerin altına 13 metrelik sondajlar yapıyor ve sedde bir burada baraj oluşturuyor. Dolayısıyla böyle bir risk olduğu için zaten bunu yapıyorlar. Aynı zamanda da zaten buradaki kuru dereyi daha önce besleyen yeraltı suları var. Hatta bu tesisin tesis içinde kullandığı suyun çıkarıldığı kuyular da var bu bölgelerde. Dolayısıyla zaten yeraltı suyu olduğunun da bir ispatı ve şu anda buradaki yığılın iç malzemesi de yeraltı sularıyla temas ediyor. Hem siyanürün hem ağır metallerin bir şekilde Fırat Nehri'ne karışması riski bugün de var. Bir hafta sonra da olacak, 6 ay sonra da olacak. Maalesef önümüzdeki yıllarda da bu tehlike her zaman varlığını koruyacak. Başka sorusu olan var mı? Peki, teşekkür ediyorum.